Merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte doyurucu, vitaminli ve buz gibi soğuk bir çorba tarifi hazırlayacağız. Yapımı oldukça pratik ve lezzetli bu tarif için. Buyurun videoya geçelim. İyi seyirler dilerim. Çorbanın yapımına bir su bardağı yeşil mercimeği ısıtarak başlıyoruz. Yeşil mercimeğin üzerine bir ince dilim limon ekliyorum ve üstünü geçecek kadar kaynar su ilave ettikten sonra 20 dakika kadar bu şekilde dinlendirip o fazla kara suyunu ve gazını alıyorum. Limon burada daha iyi bir şekilde kara suyunu atmasını ve parlak olmasını sağlayacak. Bakın 20 dakikanın sonunda yeteri miktarda dinlenen mercimeği şimdi bol su ile yıkıyorum ve sizlerle birlikte pişirme işlemine başlıyorum. Mercimeği derin bir tencereye aldıktan sonra üzerine tuz ilavesi yapıyorum. Tuz burada mercimeğin kabuklarını atmadan pişmesini sağlayacak ve üzerine 250 milimlik bardak ölçüsü ile 3 su bardağı sıcak su ilave ediyorum. Küçük ocakta mercimeği pişirdim ve ocağın altına orta hararetten kısa doğru çevirdikten sonra kapağını kapatıp ağır ağır pişmeye bıraktım. Ortalama 12 dakika kadar kısık hararette mercimekleri pişirdim ve kontrol ettim. Neredeyse pişmek üzereydi. Biraz çiğdi. Tamamen pişirmiyoruz. Ve bu esnada içerisine 250 milimlik bardak ölçüsüyle bir su bardağı erişte ilave ediyorum. Ve şöyle bir karıştırdıktan sonra üzerine bir bardak daha sıcak su ilave ediyorum. Mercimek pişerken de ara ara böyle köpürecek. Bu köpükleri temizlemenizde fayda var. Bir süzgeç ile köpükleri temizliyorum ve erişteyi de pişmeye bırakıyorum. Erişteleri 8 dakika kadar pişirdim. Tamamen pişmesine izin vermedik yine. Yine tam pişmek üzereyken içerisine 250 milimlik bardak ölçüsüyle ile bir su bardağı nohutu da ilave edip 5 dakika boyunca tüm malzemeleri beraber pişiriyorum. Evet çorbanın suyu da rengi de gayet güzel oldu. Gördüğünüz kapkara olmadı. Şimdi içerisine hem dirilik vermek hem malzemeleri tane tane tutmak için hem de soğutmak için bir su bardağı kadar buz ilave ediyorum. Ve şöyle bir karıştırıp çorbayı yaklaşık 20 dakika kadar soğumaya bırakıyorum. Evet, buzu ilave ettikten sonra çorba daha parlak bir hale geldi gördüğünüz gibi. Şimdi tamamen soğuyan çorba için artık yoğurtlu karışımı hazırlayabiliriz. Ben yoğurt miktarını göz kararı servis kaşığı ile belirledim. 1 kilo normal yoğurt ilave ettim ve yine servis kaşığı ile 2 yemek kaşığı süzme yoğurt ilave ettikten sonra üzerine 3 diş sarımsak ezdim. Süzme yoğurt bu esnada daha güzel bir kıvam verecek ve daha lezzetli olmasını sağlayacak. Dilerseniz ilave etmeyebilirsiniz. Şimdi 3 diş sarımsağı da ezdikten sonra tuzunu ilave ediyorum. Tuzu sadece pişerken ilave etmiştim. Sonrasında tuz ilave etmedim. Bunun için yarım tatlı kaşığı daha tuz ilave ediyorum. Sizler damak zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. Şimdi tüm malzemeleri yoğurt pürüzsüz hale gelene kadar çırpıyorum. Evet yoğurdu tamamen çırptım ve pürüzsüz hale getirdim. Şimdi az önce pişirmiş olduğum çorbayı içerisine ilave ediyorum ve tüm malzemeleri güzelce karıştırıyorum. Çorbada yeşil mercimek olduğu için ve biz bu suyu dökmediğimiz için çok beyaz bir çorba olmuyor fakat rahatsız edici bir rengi kesinlikle yok. Şimdi tamamen karıştırdığımda asıl rengini gözlemleyeceksiniz. Dilerseniz mercimeği süzüp de kullanabilirsiniz. Ben bu çorbada içerisinde yeşil nane yaprakları, dışında da kuru nane yaprağı kullandım. Sizler İsterseniz içerisine de kuru nane ilavesi yapabilirsiniz. Fakat yaş nanenin tadı daha da güzel oluyor. İyice bir karıştırıyorum. Ve şimdi sizlerle birlikte sunum aşamasına geçiyorum. Çorbanın ilk hazırladığınızda kıvamı bu şekilde olacak. Ekstra su kullanmadık. Sadece pişirdiğimiz suyu kullandık. Çorba dinlendikçe de içerisindeki nişasta koyulaşacağı için kıvamı biraz koyulaşacak. Ekstra sonrasında yoğurt ilavesi yapabilirsiniz. Çorbayı servis ederken zeytinyağı ve kuru nane ile hem lezzetlendirip hem görsel kazandırabilirsiniz. Tamamen sizin inisiyatifinizde. Ben bu şekilde sunmayı tercih ettim. Sizler dilediğiniz gibi ikram edebilirsiniz. Yazın her öğün yenilebilecek hem doyurucu hem serinletici hem de vitaminli bu tarifi umarım benimle birlikte dener ve beğenirsiniz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.